milletvekillerinin tutukluluğu ifade özgürlüğü ilkesine aykırı ve seçme ve seçilme hakkının ihlalidir. Anayasa değişikliğiyle dokunulmazlıkların kaldırılması milletvekillerinin öngöremeyeceği bir durum yaratmıştır. Anayasa değişiklikleri spesifik olarak milletvekillerinin beyanlarını, özel olarak muhalefeti açıkça hedef aldığı için hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Hükümete eleştiri getirilmesi durumunda kişilerin ceza yargılamasına tabi tutulmaması gerekir. Silahlı örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma suçlarını düzenleyen madde öngörülebilir değildir. Uluslararası raporların aradığı kriterler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin aradığı şartlar bağlamında kanun niteliği taşımamaktadır. Dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliğinden gerçekten etkilenen yalnızca muhalefet milletvekilleri olmuştur. Ulusal kanunlar giderek daha çok muhalif sesleri susturmak amacıyla kullanılmaya başlandı. Cumhurbaşkanının HSYK'nın 13 üyesinin 6'sını atama yetkisine sahip olmasından kaynaklı HSYK'nın yeni yapısı oldukça sorunludur ve yargı bağımsızlığını çok ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. Türkiye'de son yıllarda hüküm süren gergin siyasi iklim, mahkemelerin etki altında kalabilecekleri bir ortam yaratıyor ve kararlar böylesi bir atmosferde alınıyor. Seçilmişlerin tutuklanması, oy veren binlerce seçmenin temsil edilmesini engelledi. Aynı zamanda tüm topluma özgür ve demokratik tartışmanın kapsamını daraltan tehlikeli bir mesaj verildi. Yargı kurumları genel olarak muhalif seslere karşı sert tepkilerde bulunuyor. Tutuklamalar için gösterilen sebepler kılıftır. Amaç demokrasinin aşağı çekilmesidir.